Küresel piyasaların en önemli verisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarıydı. Türkiye saatiyle 16.30'da geldi veri dün ve beklentilerin üzerinde %3.1 olarak gerçekleşen bir veriden bahsediyoruz. Şimdi detaylarını paylaşalım sizlerle. Aylık bazdaki rakamın 0.3 olarak gerçekleştiğini görüyoruz ama aylık bazda da beklentilerin üzerinde bir rakam, beklenti 0.2 idi. Çekirdek enflasyon kalemine baktığımızda gıda ve enerji alanının dışındaki enflasyon rakamında ise 0.4'lük bir oran var. 8 ayın en hızlı yükselişine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Ocak ayında enflasyon %0,3 arttı. Yıllık enflasyonda %2,9'luk beklentiyi aşarak %3,1'e yükseldi. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda %0,4'te 8 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Fed'i şahin yapabilecek şahin bir veri geldi. Yani çekirdek enflasyona da baktım. Manşet 3,1 tüfe ama çekirdekte 3,9. Yani hatta bir miktar yükseliş var. Piyasa beklentisinin üzerinde 4'ten kopmayan bir çekirdek, 3'ün üzerinde kalmaya devam eden bir tüfe. Açıkçası Mart değil, Mayıs değil, Haziran'ı bile acabaya sokar FED noktasında böyle giderse bu veri akışı. Çünkü düşmüyor. Yıllık bazda ise değişmeyerek %3,9 oldu. Beklenti yıllık %3,7 artırdı. Tahminleri aşan veri FED'in faiz indirimlerine yakında başlayacağına yönelik beklentileri azalttı. Para piyasalarında Fed'den ilk faiz indirim beklentisi Haziran'dan Temmuz'a ötelendi. Fed'in bir sonraki toplantısı 19-20 Mart'ta gerçekleşecek. Bankanın 5. toplantıda da faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor.